Herkese merhabalar. Dünya edebiyatında roman ile edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz. 10. sınıfta ev okulda Mart programında artık Mart ayına geldik. 2020 bitti gitti. 2021'in ocağı bitti. Şubat'ı bitti. Mart'ı geldi. İnşallah Mart'ta da sınavlarımızı güzel bir şekilde yapacağız. Ardından Nisan, Mayıs ve tekrar yaz tatili gelecek. İnşallah her şey düzelecek. Okullarımız da açılmaya başladı. Hiç endişelenmemize gerek yok. Güzel bir şekilde uzaktan eğitimde sizleri yakından takip ediyoruz. Sizler birazdan bu videoyu arkanıza yaslanıp güzel bir şekilde izleyeceksiniz. Çok lokum, çok güzel, çok kolay bir konu. Tabii bu arada sizler de sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo Soru Bankalarımızdan soru çözmeyi de unutmuyorsunuz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bugün neler öğreneceğiz? Öncelikle roman türünün tarihsel gelişimine bakacağız. Dünya edebiyatında romana bakacağız ve aynı zamanda 19. yüzyılda yazılan belli başlı romanları göreceğiz ve ünlü roman Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu'nu okuyacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi romanın önce tanımıyla başlayalım. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların Kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebi türdür. Eğer kısa olsaydı hikaye olurdu. Bunu bir zaten biliyoruz. Romanda serim, düğüm, çözüm yani giriş, gelişme ve sonuç bölümleri var. İnsanı anlatıyor, toplumu anlatıyor. Birbirine bağlı olaylar zinciri var. Kurmaca olaylar bir tema etrafında bir araya gelecek. Kişi kadrosu geniş. Olaylar geniş bir zaman diliminde. Mekanlar çeşitli. Kişi, olay ve mekan unsurları ayrıntılı anlatılıyor ve yazıldığı dönemde zihniyetini yansıtıyor. Ayrıntı, çeşitlilik, genişlik, uzunluk hep romanın en önemli kelimeleri. Roman türünün tarihsel gelişimine baktığımızda ilk başta sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği değişimin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani destanlar halk hikayelerine, meslevilere ve romanlara dönüşecek bizim edebiyatımızda. Dünyada da destanın yerine bunlar gelecek. Roman türünü haber veren ilk eser 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Fransız yazar Rabelais tarafından yazılıyor. Gargantua adlı bu eser bakın. Rabelais'in Gargantua adlı eseri bugünkü roman anlayışına çok yakın. Sonra Miguel de Cervantes ilk modern roman olan Don Quixote'u yazacak 1605'te yani 17. yüzyılda. Dünya Edebiyatı'nda romanda klasik makamının temsilcisi olan Madame de Lafayette, Prenses de Cleves adlı ilk psikolojik romanı yazacak. Ve aynı zamanda Daniel Defoe Robinson Crusoe yazacak. Jonathan Swift Gülver'in gezilerini yazacak. Ardından da 19. yüzyılda çok yetkin örnekler verilmeye başlayacak. Çünkü niye? Hem romantizm yani toplum için sanat hem de realizm. Gözlemci gerçekçiliği net bir şekilde edebiyatta göreceğiz. İngiltere'de ve Amerika'da Jane Austen, George Eliot, Henry James, Fransa'da Stendhal, Balzac, Flaubert, Rusya'da Turgenev, Dostoyevski, Tolstoy gibi birçok sanatçı, birçok değerli romancı çok değerli eserler verecek. Fransız Edebiyatı'na baktığımızda Victor Hugo Notre Dame'ın kamburuyla Stendhal Kırmızı ve Siyah, Balzac Vadideki Zambak, Flaubert Madame Bovary ile İngiliz Edebiyatı ki Madame Bovary çok önemli bir roman realizmin başlangıcı oluyor. Madame Bovary romanının kahramanı olan Emma Bovary var. Romanda ...içerisinde işte bir doktorla evleniyor... ...esasında böyle biraz daha... ...sınıf atlamış oluyor bir doktorla evlendikten sonra... ...ve bir çelişkiler yaşayacak... İşte eşini böyle kandıracak daha doğrusu... ...aldatacak falan yani zaten buradaki temalar... ...bizde de kullanılıyor biliyorsunuz şeyde... ...işte Aşk-ı Memnu'da... ...veyahut da Eylül romanında da bunları görebilirsiniz... ...oradan esinleniyoruz bizde... ...Madame Bovary romanında... ...Emma Bovary romantik romanları okuyup bunları eleştiriyor... ...böyle roman mı olur ya yani iyiler kazanıyor kötüler kaybediyor diyor... ...gerçekçi romanlara vurgu başlıyor burada... Ee, yine iki şehrin hikayesi Charles Dickens tarafından. Henry James'in Bir Kadının Portresi, Tolstoy Savaş ve Barış, Dostoyevski Suç ve Ceza, Turgenev Babalar ve Oğullar, Nikolay Gogol Ölü Canlar önemli. Şu üçü üniversite sınavlarında hep soruluyor. Bunu da dile getirmek isterim. Romantizme bakalım. Önce romantizm akımını tanıyalım. Duyguları, hayali, bireyselliği, melankolik duyarlılığı, doğa yönelmeye esas alan, her türlü özgürlük, yerlilik ve milliliği savunan bir sanat akımı. Şimdi Burada şu akımları bir şöyle bir kez hatırlatacak olursak, hatırlarsanız dünyada ilk başta eski Yunan vardı. Yani dünyanın özünde e, Batı medeniyetinin meşiğinde eski Yunanlar. Var. Adamlar ticaretle zenginleşiyor kolonilerle ve felsefeye, trajediye, tiyatroya böyle farklı farklı şeylere yatırım yapıyorlar. Sonra ardından Roma İmparatorluğu dediğimiz Latin edebiyatı var, tamam mı? Sonrasında bir karanlık çağlar var. Bunu hatta siyah kalemle yazalım arkadaşlar. Böyle adamların kendilerince Dark Age yani karanlık çağ bir dönem var. Bu dönemde skolastik düşünceleriyle sadece kilisenin etkisini yazacaklar. Ama sonrasında Rönesans, Reform, coğraf keşifler falan hepsi böyle olaylar geliştikçe bu adamlar aydınlanmaya başlayacak. Aydınlanmayla birlikte ilk akımlar doğmaya başlayacak. Şimdi bir klasisizm var yani kuralcılık akımı, akıl ve sağduyu ön plana çıkaran bu eski Yunan ve Latin'i canlandıracak. Klasime tepki olarak romantizm akımı gelecek, duygular Esere katılacak. Sonra romantizme tepki olarak realizm gelecek. Bunlar tabii ki roman için söylüyorum. Bunun haricinde parnasizm, sembolizm gibi şiir akımları da var. Realizm gelecek, gerçekçilik. Sonra realizmin devamı niteliğinde de... ...gerçeğin çirkin yönünün ele alındığı naturalizm olacak. O zaman klasizme tepki olarak romantizm... ...romantizme tepki olarak realizm... ...realizmin devamı niteliğinde daha zor olan naturalizm var. Peki nedir hocam? Ne anlatıyorsunuz? Türkçe konuşun dediğinizi duyar gibi. Bunun anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar... Eğer ben bir klasik romancısam olması gerekeni anlatıyorum. Yani kusursuz tipler anlatıyorum romanımda. Romantik bir romancısam olmasını istediğim tipleri işte ne bileyim vatansever, milliyetçi, ne bileyim dindar ya da işte e, Atatürkçü, milliyetçi farklı farklı karakterler olabilir. İşte Komünist hiç fark etmez, sosyalist hiç fark etmez. Bir şekilde ben kimi istiyorsam eserimde onu vurguluyorum ve okuyucu yönlendiriyorum. Eğer realist bir romancısam has asla hiçbir şey karışmıyorum. Diyorum ki ben olanı olduğu gibi aktarım diyorum. Romanımda iyiler kazanıp kötüler kaybetmiyor. Okuyucu yönlendirmeye çalışmıyorum. Naturalizmde ise romanımda karakterlerin gerçeğin çirkin yönünü anlatarak yani karakterleri yaşanılan çevreye göre konuşurup onların bazı özellikleri üzerinden sizi yönlendirmeye çalışabiliyorum. Bu romanla alakalı kısım bu. Biz bugün romantik romana bakacağız. Şimdi duyguları, hayali bireyselliği, melankolik, hüzünlü duyarlılığı, doğaya yönelmeyi esas alan her türlü özgürlük, yerlilik ve milliliği savunan sanat akımı klasisizm akımına tepki olarak çıkıyor. Bu akımın ilkelerini Victor Hugo Cromwell adlı oyununda açıklıyor. Şimdi genel özelliklerine baktığımızda toplum için sanat var. Duygu ve hayal öne çıkarılıyor. Olağanüstülüklere, abartmalara ve tesadüflere yer veriliyor. Halkın konuştuğu dil kullanılacak. Konular günlük hayattan ve tarihten alınacak. Kötümserlik, hüzün ve melankoli ön planda. Egzotik ülkelere ve doğaya yönelme kaçış söz konusu. İyi kötü yani iyiler kazanıp kötüler kaybedecek. Hayal gerçek karşılığı var. Herkesin hani kişiler tek yönlü. Hani şöyle bir şey vardır ya iyinin içinde kötü, kötünün içinde iyilik vardır gibi bir şey. Bunlar da yok. Hepsi her insan iyiyse iyidir, kötüsü kötüdür diyecekler ve sanatçılar da ...kuyucuyu yönlendirdikleri için ne olacak? Kişiliklerin eserde gizlemeyecekler. Bu da romanı teknik yönden kusurlu yapacak. Şimdi romantizm akımının başta temsilcilerine baktığımızda Goethe, aynı zamanda Chateaubriand, Walter Scott, Alphonse de Lamartine, Pushkin... Alexander Dumas, Victor Hugo'yu görüyoruz. Pushkin Rus Pushkin haricinde hiç kimse yani Ruslardan hiçbiri biri... E, realizm akımını vazgeçmiyor. Yani Gogol, Dostoyevski, işte Turgenev, Çehov bunların hepsi realist. Bir tek Pushkin, Pişkin, Pişkin ben diyor şey geçeceğim diyor. Nedir onu adı? Ben eee romantiye geçeceğim diyor. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Türk edebiyatında Namık Kemal, vatan şairi, Ahmet Mithat Efendi halka okuma sevgisini aşılayan kişi, Abdullah Hamit hep romantik. Şimdi Oturdum'un kamburuna bakalım. Viktor Hugo tarafından romantizm akımına bağlı kanlarak yazılıyor. Romanda çirkin ve kambur olan kilise zangocu ile baş diyakoz Frollo'nun yani Kozomido ve Frollo'nun çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkı anlatılıyor. Bu kişilerin ikilemleri ve tepkileri romantik bir yaklaşımla işleniyor. Romanda 19. yüzyıl Fransa'sının sosyal hayatı incelenecek. Baş diyakoz ve bir askerin kişiliğinde e, modo ile Esmeralda yoksulluğa terk eden toplum eleştirilecek. Yani toplum için sanat yapılıyor. Sosyal kesil arasındaki çatışmalar yansılacak. Bir çirkin bir din adamı, biri çirkin biri din adamı, diğeri ucube bir zangoç olan iki yaşlı adamın güzel bir kıza olan aşkları ile insanlık komedisi ortaya konacak. Romanda çirkinlik, güzellik, kötülük, iyilik zıtlıkları çok belirgin olacak. Olay örgüsü bu zıtlıklardan kaynaklanan çatışmalar üzerine kurulu. Yazar anlatımında da kendi kişiliğini gizlemeyip yer yer okura seslenecek. Victor Hugo'ya bakalım. Edebi ürünü şiirleri ve oyunlarıyla kazanacak çok önemli tiyatrolar var. Cromwell, Hernani Kral eğleniyor gibi. Cromwell adlı oyunun ön sözünde de romantizmin ilkelerini ortaya koyacak. Romanlarında olaylar arasındaki ilişkileri iyi kuracak. Karakterlerinin bütün özelliklerini de başarılı şekilde yansıtacak. Notre Dame'ın Kamburu, Sefiller romanlarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi bugün sizlerle birlikte harika bir şekilde Dünya Edebiyatı romanı öğrendik. Yapmanız gereken burada Sıfırdan ona edebiyatta sayfa 90-91 açmak istiyorum arkadaşlar. Hemen açıyorum. Sayfa 90-91'de. Burada roman özelliklerinde Dünya Edebiyatı romanı sizlere güzel bir şekilde anlattık. Sonra Tanzimat romanı gelecek. Serfin romanı gelecek ve devam edecek. Buradaki testleri çözmenizi istiyoruz. Yine Dinamo'da kitabımızda da roman ünitesini açtığımızda romanı hemen açalım şöyle. Burada bakın kazanımları verdikten sonra burada test var. Bunları güzel güzel çözüyorsunuz arkadaşlar. Tarama sorularımız var. Bunları da sayfa 117'ye kadar çözmenizi istiyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden derslerinize başarılar arkadaşlar. Evet ödüllü sorumuza gerçekten güzel. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın romanı hangi edebi akıma bağlı kalınarak yazılmıştır diyoruz. Esas az önce söylemiştik. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar.